Kayıtta Hocam, başladı. Buyurun hocam. siz host disabled, sanırım siz devre dışı bıraktınız. Şöyle yaptığım zaman paylaşacaksınız sunumunuzu. Buyurun. Evet, şu anda sanırım. Görüyoruz hocam. Evet, buyurun. Evet hocam. O zaman biraz daha zamanım var, böyle şey yapabilirim. Burada benim önem verdiğim konulardan biri, pandemi döneminde çok fazla ön plana çıkmadı. Ama oteller açısından, sosyal sorumluluk açısından da önemli olduğunu düşündüğüm, sağlık çalışanlarının otelleri kullanma olanaklarıydı. Burada temel olarak araştırdığım 9 otelin de maalesef bu konuda herhangi bir faaliyette bulunmadıklarına dair herhangi bir bilginin olmadığını gördüm. Sadece Hilton İzmir Oteli'nin bu konuda faaliyetlerinin olduğu ve sağlık çalışanlarına tesislerini açtığını gördüm. Dolayısıyla bilgilendirme konusunda ya da faaliyet konusunda bir eksiklik olduğu düşünülebilir. Özellikle günümüzde sosyal sorumluluk kavramına tüketicilerin, turistlerin daha fazla önem verdiği düşünülürse aslında bir eksiklik olarak göze çarpmakta. İlk etapta pandemi sürecinin başlamasıyla beraber çok büyük bir şok dalgası yaşadık. Bundan sonra ama otellerin müşterilerini bilgilendirme konusunda büyük bir sorun yaşamadığını görüyoruz. Zaten Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın almış olduğu tedbirler, Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu tedbirler kapsamında temiz otel belgesi hepsinin bulundurması gerekiyor faaliyete geçebilmeleri için. Açılış sayfasında bu uyarının olan 3 tane otel vardı. Bu dönemde hijyen olanaklarının çok fazla arttığı, dünya kalitesinde hijyen olanaklarının geliştiğini görüyoruz. Aslında şöyle bakmak lazım. Otelcilik sektörü, ben tabii buna sunumda değinecektim. Otelcilik sektörü olarak biz çok alışık bir sektörüz. Zaten çok ağır hijyen protokolleriyle, ulusal ve uluslararası çok ağır hijyen protokolleriyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla aslına baktığımız zaman yeni bir kavram değildi bizim için. Ancak biz bunu nasıl yeniden çerçeveleyerek tüketiciye sunabiliriz fikri en temel çalışmanın en temel amacıydı. Dolayısıyla baktığımızda işte nelerin üzerinde durduklarını gördüğümüzde de mesela işte sağlık standartlarının dünya çapında kabul edilmiş standartlarda gerçekleştirdiği ve çalışanların eğitiminin belirli aralıklarla düzenli olarak gerçekleştirildiğini görüyoruz. Peki neler yapmalılar? İlk önce oteller çabuk bir şekilde iletişim kurabilmeliler. Daha sonra mesajın içeriği tamamen potansiyel tüketicilerin kafasındaki soru işaretlerini giderebilecek düzeyde olmalı. Güvenilirlik belirli konularda değil de bir bütün olarak bakarak buna insanlara, potansiyel turistlere güven aşılayabilmeliler. Empati, açıklık ve dürüstlük de en temel kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Bir soru sormuştum sunumun ortalarında ve demiştim ki bizim için en temel şey, en fazla aradığım şey bir tutsak gibi, bir kalede bir tutsak gibi ya da bir hapishanede bir tutsak gibi mi algılayacağız tatilimizi bu salgından dolayı, yoksa iyi bir tatil ama önlemleri alınmış bir tatil mi? Bu incelemeye baktığımda da genel olarak ikinci düzeyde olduklarını görüyorum otellerin. Bu açıdan da olumlu olduğunu söyleyebilirim.
Teşekkür ederim. Benim paylaşacaklarım bu kadar. Eğer sorunuz varsa almaktan memnuniyet duyarım. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Miray hocam bir sorunuz var mıdır Erdem hocaya? Yok, teşekkür ederim. İlgi duyduğum bir konu oldu. Yani teşekkür ederiz sunum için de. Evet ve yani çalışmanızın devam ediyor olması da güzel bir şey. Yani genelde böyle var olan çalışmaların sonucunda paper'lar çıkartılıyor. O çok çok akademik olmadığını düşünüyorum açıkçası. Hani bir, evet, ben de hocam yani açıkçası araştırma yapmak çok önemli. O anlamda sağ olun. Yani konferansların, hani bu düzeydeki konferansların yani yapacağım çalışmalara bir katkı sağlayacağını düşündüğüm için, evet, gönderiyorum. Hani sizin eleştirileriniz ya da katkılarınız açısından. O açıdan genel olarak yani böyle tamamlanmamış çalışmalarla, yani üzerinde düşündüğüm şeyleri biraz geliştirerek, ama işte sizlerin katkılarıyla daha da geliştirebileceğimi düşündüğüm için yolladım bu çalışmayı, bu konferansa. Şu ifadeniz çok güzeldi. Yani bir tutsak gibi mi, yoksa kontrollü olarak kendini rahatlatmak mı olmalı tatil? Evet. Ben bu, evet, sene çıktığım tatilde örneğin şöyle çok memnun kaldım. Hem o hani bir şekilde bir tutsaklık yaşadık ister istemez. Hem o tutsaklığın, hı-hı, dışına çıktığımı hissettim. Ama bir taraftan da şundan çok emindim. Gerçekten üst düzey bir hijyen sağlanıyordu orada. Ve bunu bize çok da hissettirmeden yapıyorlardı aslında. Evet, evet. Onu hocam, şimdi zaten anlıyorum siz söyleyince. Yani şu anda okuyabiliyorum, evet, hani. Aslında hocam işte turizm bir illüzyon bir nebze. Yani çok fazla şey barındırıyor içerisinde. Ama son tüketicinin gördüğü aslında çok küçük bir boyutu. Hijyen de bu görünmez boyutlardan en büyüğü diyebiliriz. Dolayısıyla işte bugün aslında hissedilebilir hale geldi COVID'le. Yani biz açık büfede, şimdi mesela açık büfeden gidip kendiniz herhangi bir yiyecek alamıyorsunuz. Artık bir paravan var, siz gösteriyorsunuz, oradan alıyorsunuz. Evet. Ya da işte odalar zaten steril bir şekilde tutma zorunluluğu vardı. Ancak daha fazla işte bu COVID'le beraber çok daha ağır önlemler gelmeye başladı. Yani aslında bizim açımızdan, otel endüstrisi açısından baktığınızda çok fazla büyük değişiklikler yaşanmadı. Her zaman yaptığımız şeylerdi bunlar. Ancak biraz daha geliştirdik. Bunun nedeni de işte insan temasıyla bulaşabilen, evet, bir hastalık olması COVID'in. İşte mesafeler konuldu. Masaların düzenlenmesi değişti. Ya da işte sıcaklık ölçümü, vücut sıcaklığının ölçümü oldu. Ama onun dışında zaten aynı prensipleri otelcilik endüstrisi senelerdir uyguluyor. Devam ettiğimiz, evet. Ben çok teşekkür ediyorum bütün hocalarıma katkılarınızdan dolayı. Benim alanımın dışında konularda o anlamda bilgilenmiş oldum diğer taraftan. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere diyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bütün özetler yayınlanacak galiba. Sonra mı? Mail mi gelir bize? Nasıl oluyor? Yani hocam şöyle, ben tam metin yayınlanmasını talep ettim. Tam metin yayınlanması için ayın 3 ile 15 arası tam metni göndermem gerekiyor. Peki hocam, sadece özet sorabilir miyim? Özet talep ediyorsanız isterseniz web sitesine bir bakın. Ya öyle bir şey yazıyor. Yani başka bir yerde mesela bunu daha geliştirip yayınlayacaksanız sadece, hı-hı, özet yeterli gibi bir açıklama var, değil mi Erdem Bey? Hani ben öyle bir, evet, şey yapacağım. Paralel bir soru soracaktım. Bölmek istemedim. Evet. Şöyle ki, ben mesela extended abstract yayınlamak istiyorum. Hı-hı. Acaba o mümkün müdür? Yani bu abstract'ın bu boyutuyla değil, biraz daha geliştirerek. Gelişmiş haline. Evet, biraz daha geliştirerek yayınlamak istiyorum. Yani, acaba o mümkün müdür? Ben de onu artık e-posta yoluyla. Aynen öyle. Yani komiteye sormak da var. Aynen, ben çünkü sadece oturum başkanlığı yaptım. Hem dün kendi alanımla ilgili. Ben sinema televizyon alanındayım. Açıkçası yanlış bir şey söylerim. En güzel, hemen cevap veriyorlar zaten. Evet. O anlamda çok çalışıyorlar. Anında dönüyorlar. Mutlaka net bilgiyi vereceklerdir. Teşekkürler, çok sağ olun. Görüşmek üzere, sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Kolaylıklar. Sağ olun.